İtalya'da parlamento seçimlerine sayılı günler kaldı. Avrupa'nın dördüncü büyük ekonomisinde halk pazar günü sandığa gidecek ve ilk kez yeni seçim yasası denenmiş olacak. Kamuoyu yoklamaları herhangi partinin tek başına iktidarı elde edeceğine ihtimal vermiyor. Yaklaşık 2,5 trilyon dış borcu bulunan İtalya'daki yaklaşan seçimlerle Avrupa'da yakından ilgili. Anketler 5 Yıldız Hareketi'nin sandıktan ilk parti çıkacağına ancak hükümeti kurmak için yeterli çoğunluğa ulaşamayacağına işaret ediyor. 31 yaşındaki Luigi Di Maio liderliğindeki parti koalisyona da kapılarını kapamış durumda. Ülkenin en genç başbakanı olmaya aday Maio, bayrağı devralması halinde göreve gelecek bakanların isimlerini açıkladı. 5 Yıldız Hareketi'nin şeffaflık göstergesi olarak tanımladığı bu adım, rakipleri tarafından gündemde kalma ve reklam olarak yorumlandı. Seçimlerde öne çıkan diğer aday ise aşırı sağcı Kuzey Ligi Partisi lideri Matteo Salvini. Salvini, Forza ve İtalya'nın kardeşleri partileriyle oluşturduğu ittifakla sağ kanadın oylarını toplamayı hedefliyor. Forza'nın lideri Silvio Berlusconi'nin önümüzdeki yıla kadar siyasetten men edilmesi, Salvini'yi başbakanlık koltuğuna bir adım daha yaklaştırmış oldu. Demokratik Parti'nin adayı Matteo Renzi, anayasa değişikliği referandumundaki yenilgisinin ardından başbakanlık görevine veda etmişti. Berlusconi'nin partisiyle koalisyona gitmesi Renzi'nin koltuğu geri kazanması için tek şans olarak görülüyor. Seçmenin yaklaşık %40'ının halen kararsız olması sonuca yönelik tahminleri zorlaştırıyor.